Ara zam pazarlığı yeni hafta ile birlikte hızlanıyor. Asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez toplanacak. Bir saat süren ilk toplantıda rakam konuşulmadı ancak işçi ve işveren bu kez masaya çantası dolu oturacak. Herhangi bir rakam yok. İlk toplantı bir saat sürdü. Taraflar sadece nabız yokladı. Şimdi ise gözler masaya gelecek teklife çevrildi. Asgari ücret tespit komisyonu yeni haftanın ilk günü ikinci kez toplanıyor. Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır. Her iki tarafın da hedefi Temmuz ayını net 8506 lirayla değil yeni tutarla karşılamak. İkinci toplantıda yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek. Günün şartlarına göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyorum. Türk İş'in kırmızı çizgisi açlık ve yoksulluk rakamları. Talep edilen tutar en az bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti kadar. O da son araştırmada 13.440 lira olarak belirlendi. Söz konusu artış %60'a yakın. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda Sayın Bakanımıza biz talebimizi az evvel arz ettik. TİSK sadece prim desteğinin güncellenmesini istemiyor. Aynı zamanda da zam oranını enflasyon verileriyle belirlemekten yana. 5 aylık enflasyon %15,26 çıktı. 6 aylık beklenti %18,13. Eğer işverenin beklentisi karşılanırsa yeni asgari ücret 10 bin lira civarında olacak. Yanıtı en merak edilen soruysa asgari ücret 500 dolar seviyesine çıkacak mı? Dolar dediğimiz şey bir defa yerinde durmuyor ki yani her gün farklılaşıyor bu değerler. Dolayısıyla biz TL konuşmak durumundayız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz seçimlerden önce konuşulan bu ihtimale CNN Türk canlı yayınında kapıyı kapattı. Zaten işveren de buna karşı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz arkadaşlar. Başka para birimi, asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Kurban Bayramı yaklaştıkça fırsatçılar da bir bir harekete geçiyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken merdiven altı üretime karşı vatandaşı uyardı. Bayramın olmazsa olmazı tatlı ve hamur işi alışverişinde bilindik esnafların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Deprem bölgesinin ise bu bayramda da unutulmamasını istedi. Her sektörde karınca karınca bir hareketlik bekliyoruz. Hayvan pazarları kuruldu. Büyük başta küçük başta görücüye çıktı. Renk renk çeşit çeşit şekerler tezgaha döküldü. Çikolatası da lokumu da ağızları tatlandırmak için alıcısını beklemeye başladı. İnşallah ki Kurban Bayramı sevinci lezzetinde olur diye düşünüyoruz. Kimi tatilde sahillere kaçacak, kimi de ailesini ziyaret için yollara düşecek. Hazırlıklar artık daha da hızlandı. Ancak dikkat, bayramda tadınız kaçmasın. Sağlığınızı tehlikeye atmayın. Cami çıkışlarında veya akşam karanlık saatlerde tatlı, börek, işte köyden getirdik mamullerimiz falan diye bunlar sağlığınızla oynayabilecek kadar tehlikeye arz edebilir. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken fırsatçılara karşı uyardı. Gıda fiyatlarındaki yükselişin merdiven altı üretimi artırabileceğini belirtti. Tanıdığınız mahalle esnafı veya semt esnafı sizlerin bu alışverişlerindeki güvenilirliği getirecek. 9 günlük bayram tatili esnafa can suyu olacak. Beklenti yüksek. Bu yıl tahmin ediyoruz ki 90-100 milyar lira civarında bir hareketlilik olacak. Palandöken işte bu hareketliliğe dikkat çekti. Deprem bölgesine de yansıması için çağrı yaptı. Deprem bölgesindeki 11 şehrimizin hele hele 4-5 tanesi gerçekten de mağduriyet içerisinde. Bu vecibeler dağıtılırken onlara da destek olunacak şekilde sizlerin katkılarıyla onların da bu bayram sevinciyle iştirak ettirmek istiyoruz.